Kadına şiddet olayında e, cinayetle sonuçlanan olaylarda e, birçok çalışmada yüzde yüze varan bazı çalışmalarda %100'e varan kafa travmalarının etkili olduğu görülmekte. Yani cinayet işleyen birisinin daha önce geçirdiği bir kafa travması beyindeki elektrik devrelerini bozup o kontrol edebilmeyi engellemekte. O bilinçaltı yönetildiği için kişinin bilinçli olarak onu kontrol etmesini engellemekte. O öfke anı ya da krize girdiği zaman kendini durdurmasını engellemekte. Bir elektriksel bozukluk yarattığı için. İşte bu durumlarda nörofeedback aslında bu tür potansiyeli olan kadına şiddet uygulayan kişilere bence ilk uygulanması gereken yöntemlerden birisi. Bir kere yan etkisi yok. Kalıcı etki yaratıyor. Bilimsel çalışmalarda kafa travmasında etkili olduğu gösterilmiş. Şiddetin diğer kısımlarında bir de çocukluk döneminde çok fazla aşağılanmış çocuklar var. Ya da aileleri tarafından dövülmüş. Yalnızca kafaya vurmakla değil bu şekilde de aşağılanmış. Bunlarda da yapılan hem bizim yaptığımız çalışma hem de Harvard'da yapılan çalışmalarda McLean grubu Dr. Thatcher'ın çalışmalarında bu kişiler ileride suç potansiyeli oluyorlar. Neden? Onlar da bu öğrendikleri yanlış öğretiyi e, Yakınlarına uygulamaya çalışıyor. Bu eşi olabiliyor, çocuğu olabiliyor, ailesinden herhangi birisi olabiliyor, kadın olabiliyor. Ona uygulamaya başlıyor. Bu nara da bakıldığında beyinde hem hücresel düzeyde değişiklikler hem de elektrik akımında değişiklikler olduğu gözüküyor. O zaman bu e, grupta da uygulanması, e, yani elektrik akımını düzenlemeye işine yaradığı için kalıcı da etki oluşturma olasılığı olduğu için e, oldukça önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ilaçlarla beyindeki elektrik devrelerini istediğimiz gibi düzenleyemediğimizde bu agresyon ya da agresyona yatkın kişilerin düzelmediğini ya da ilaçları da düzgün kullanmadığını biliyoruz ve uzun bir süre tedavi gerektirebiliyor. Halbuki burada daha kısa süre, birkaç aylık bir çalışmayla ki Amerika'da mahkemeler bu tür olaylarda kişilere ceza olarak hapse gideceğine nörofitmek tedavisi verdiğini, biliyoruz. Özellikle çocuk suçlularda onların hapse gideceğine böyle bir yöntemden yararlanıp suç işleme oranlarını azalttığını biliyoruz. Çünkü suç işleyenler eğer cinayetle sonuçlanıyorsa bir şekilde afla çıktıklarında eğer idam edilmiyorlarsa öyle bir şey yoksa yasa çıktıklarında tekrar aynı suçu %80 olasılıkla işliyorlar. Kanada ve Amerika'da e, Yapılan çalışmalarda nörofitbek uygulaması bu cinayet vakalarıyla yatanlara da uygulandığında tekrar suç işleme oranlarının %20'ye düştüğünü gösterdi. Bunlar bilimsel çalışmaların verileri. O yüzden bunun kullanılmasında hem strese karşı hem kıskançlığa karşı mesela önemli bir olayda kıskançlık. Bu beyindeki elektrik akımlarını düzenlediğimizde kıskançlığında azaldığını ya da kaybolduğunu görebiliyoruz. Onun bu yüzden de kullanılmasında yarar olduğunu düşünüyorum.